arkadaşlar. Bugün yine size güzel bir topuz tekniği göstereceğim. Arkadaşlar saçımızın kulak hizasından yarıman şeklinde ayırdık. Alt kısmımıza bir alt zemin oluşturduk. İçinde sünger var. Üst kısmına da aynı şekilde işlemimizi ayırdık. Sağ tarafa doğru veya sol tarafa doğru ne tarafa ayırırsanız bir ayrım yaptık. Ayrımdan sonra kalan kısımları komple geriye doğru alıyoruz. Tarıyoruz. Taradıktan sonra şiş yardımıyla bir burasını saplıyoruz. Bir tane de buraya. Yaptıktan sonra çiziklerimizi atıyoruz. Çiziklerimizi bu şekilde atıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Çiziklerimiz aynı şekilde devam ediyoruz. Aynı şekilde. Çiziklerimizi attıktan sonra yönüne doğru spreyi sıkıyoruz. Belirginleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Buralar aynı şekilde. Burayı yaptıktan sonra arkadaşlar evet arkadaşlar lastiğimizi alıyoruz, ikiye katlıyoruz. Bir bu tarafına, bir öbür tarafına dokamızı takıyoruz. Taktığımız yerden saplıyoruz. Direkt karşısına geçiriyoruz. Oradan da tekrar saplama yapıyoruz. Yaptıktan sonra tekrar modellerimizi belirleştiriyoruz.
şekilde ön kısmınıza. Düzgün bir şekilde sarıyoruz. Görüyorsunuz. Çiziklerimizi atıyoruz, attığımız yerden küçük toka ile sabitliyoruz. Sabitledikten sonra çiziklerimizi biraz daha derinleştiriyoruz. Spreyle yönüne doğru. Geliyoruz. Krep atıyoruz. Yönüne doğru tarıyoruz. Atıyoruz. Burayı bu şekilde indiriyoruz. Burayı en son yapalım. Sonra buradan arkadaşlar tutuyoruz. Açıyoruz. Açıyoruz. Bu şekilde yönüne doğru yapacağız. Sıra geldi bu kısmımıza arkadaşlar. Şöyle güzelce tarıyoruz. Hafif mankenin baş önüne doğru ediyoruz. Çiziklerimizi atıyoruz. Tutuyoruz, tarıyoruz.
Evet arkadaşlar, sıra geldi. Buradaki saçımızı buraya alıyoruz. Tukamızı takıyoruz. Tam buradan bu şekilde saplıyoruz. Kapattıktan sonra yine aynı şekilde buradan çizimimizi devam ettiriyoruz. Aynı şekilde buradan da devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yönüne doğru spreyimizi sıkıyoruz. Üstüne ıslak spreyimizi sıkıyoruz. Sıra geldi. Öndeki parçamızı ayırmıştık. Çok dikkatli bir şekilde arkadaşlar. Yönüne doğru tarıyoruz.
Kafayı kaldırıyoruz. Tam alıyoruz elimize. Alttan bir tutam aldıkken arkadaşlar, bunu da buraya koyuyorum. Çok dikkatli bir şekilde tarıyoruz. Taradıktan sonra açıyoruz böyle. Aynı şekilde arkadaşlar buradan da gitmesini istiyoruz. Evet, ayırdığımız saçı alıyoruz. Getiriyoruz, getiriyoruz. Yine aynı şekilde. Buradan şuralara dikkatli bir fikirde koyalım. Boş kısımlara tekrar koyalım. Çünkü buradan bir işlem yapacağız. Krepemizi atıyoruz arkadaşlar. Tarıyoruz. Yerine doğru tarıyoruz. Taradığımız yerin tam buradan bir daha işlem yapıyoruz. Burası kuruduğunda, donduğunda sökeceğiz arkadaşlar.
buradan geri aynı şekilde çiziklerimizi atmaya devam edeceğiz. Nerede kalmıştık? Burada kalmıştık. Evet arkadaşlar, bunu da yaptık mı tamamdır. Şimdi gidelim şurayı alalım. Evet arkadaşlar, sıkıyoruz. Bu kısmı da aynı şekilde bölüyoruz. Şimdi biraz havaya kaldırıyoruz. Arkadaşlar burada çok dikkatli olmanız lazım. Burada. İki lastik yine yaptık. Lastiğimizi koyduk. Şimdi yavaş yavaş kademe kademe indiriyoruz. İndirdiğimiz yerden lastiğimizin saplıyoruz, çeviriyoruz. Tekrar saplıyoruz. Ondan sonra buraları tekrar açıyoruz.
Evet arkadaşlar, şimdi modelimizi açtık. Arkadaşlar teknik bilgilerimiz bunlar. Yani burada sadece size teknikleri gösteriyorum. Bu teknikleri alarak sizler üstüne koyaraktan farklı modeller, farklı figürler işleyebilirsiniz. Ben sadece size bu şekilde bir model geldiği zaman yapılması gereken teknikleri gösteriyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Buraya normalde biz aksesuar takacaktık. Şu an aksesuar takmayacağım. Çiziklerimizi görüyorsunuz. Yani bu modeli bu şekilde tepeden gördüğüm zaman harika bir model olduğunu görüyorsunuz. Bu kısmı arkadaşlar birazcık daha küçük de yapabilirsiniz. Ense kısmında. Figür olarak burada aynı dediğim gibi burada işlemlerle yapabilirsiniz. Burayı örerekten de yapabilirsiniz. Açabilirsiniz de. Her şekilde olabilir. Güzel teknik, güzel bilgiler. Arkadaşlar normal saçlarda bir krep atıyoruz ama bu saçlar biliyorsunuz sentetik olduğu için krepe atmıyoruz. Mesela krep attığınız zaman doğal saçta burasını daha kabarık yapabilirsiniz. Bu kısmını. Ondan sonra daha figürler işleyebilirsiniz. Beğendiniz mi arkadaşlar teknikleri? Daha çok video için beğeni ve yorumlar yaparım. Teşekkür ederim.